Ya. Abi Ya. tamam. Ha, yani Yok. lisenin Vardır bu gereksiz arada da. olduğunu düşünüyordur belki çocuk. Mesela şöyle söyleyeyim. İkinci sınıfta Çocuğa bak amına lisede... koyayım, nasıl bir hayat tecrübesi varmış. Lisenin gereksiz olduğunu anlayıvermiş hemen. Abi demek ki En bu sinir çocuk... olduğum çocuk modeli ya. Bir tane Abi bu baktır verecek. saçma. Gerçek hayatta ne işime yarayacak matematik bölümü falan? Hesap makinesi var, telefon var. Ya Bu böyle bir çocuk şey. benim para. Ya bu arada var ya, o çocukla muhatap olmam ben ya. Açarım gazetemi okurum, bir şeyler Ya ben yaparım. şey diye düşünüyorum. Bu arada baya atladık da hani ikinci sınıfta mı ne 10. sınıfta yani TSMF ayrılıyor ya. Zaten hiçbir alakası yok. Lise 1'de mesela. Aha. Anladın mı? Öyle belki 3-2 falan. Evet zaten Zaten ben de lisedeydim ya. Ben TM okuyordum. Coğrafyam, tarihim falan hani 80-90. TM'de matematik var, Türkçe matematik var Ya da amına sikerim. Ben koyayım. sanatlara sanıyorum. Ne yapacağım matematiği ya gerçekten? Ya bizim Yok okul değil öyle bir mi? okuldu Olabilir ki yani bak, değil mi? 120 kişilik bir dönem düşünün, bizim dönem. Sosyal sınıfı zaten yok, dil sınıfı yok. Bir tane TM sınıfı vardı. O da 8 kişiydi. O sınıfın önünden geçerken dalga geçiyorduk. Yani hani burada mallar okuyor. Hani şey diyorduk, bunların hepsi çöpçü olacak falan diyorduk böyle. Çok Anladın ayıp. mı? Öyle, Çok ama ayıp. bizim okulun çevresi baskısı öyleydi yani. Onu yani yaşamadan anlayamazsın. Bunlar diyorduk şey, fakir hepsi. Biz hepimiz işte, herkes buradakiler doktor olacak, mühendis olacak. Ama o sınıf da o şeyi üstüne almıştı. O TM sınıfı. O kimliği sahiplenmişlerdi. Adamların sınıflarında kettle vardı, kahve yapıyorlardı. Duvarda Oha. Ahmet Kaya Gerçekten mi? Bu nasıl bir posteri. kıyafetçi bir araya? Kahve ne Kendisiniz lan? ya. Bize ne Onlar vardı? orası tam şey, böyle bir köşe 8 kişiler zaten, bir köşe aşırı sağcılar, öbür köşe TKP falan, böyle parkayla gelen var, öbürü saz çalıyor falan böyle. Oy Ortada falan. düğün çalar arasında böyle falan. Gerçek bir TM sınıfı bu arada ya gerçekten. Bizim Abi lisedeki TM kettle'ı binası alan kimler? böyle. Kettle'ı alan kimler? Lümpen tayfa mı vardı böyle, Yo hayır işte liberaller kettle ama ortak kullanıyorlardı, kahve falan. O yapıyorlardı. şey herkesi de eşit Tabi böyle. abi, o herkesin ya, sağcısı da solcusu da orada Türk kahvesi yapıp içiyordu. Anladın Ortam çok iyiymiş bu arada. çok iyiydi ya. Kettle dediğim de şey böyle. Eskiden böyle 5 liralık, içinde sadece rezistans bulunan plastik kettle'lar vardı ya, ufak. Ha, direkt kireç Evet. Direkt kireç master, bulanırsın anladın mı? Böyle özelen. ya, gidip tuvaletten su doldurup onda kahve yapıp içiyorlardı. Helal İnanılmazdı. olsun. Değişik bir ortammış evet. Biz nereden geldik bu konuya? Ben de bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum. Ha Şey, şeydi çocuk 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 çocuk. ağlayarak ödül alıp kaçmıştı. Oradan Ha. Kettle'a Kısaca onu kadar tekrar geldik özetleyeyim. valla. Çocuk ağlayarak ödülü alıp kaçtı. Niye Kettle'a geldik? Şeyden, TMMF'den falan geldik. Şöyle. Bence öbür çocuğa yazık oldu. Bu çocuğu da annesi yani tamam. Bu olaya neden olan kişi annesidir. Hırs yapmıştır bence ama çocuk. Öbür çocuk mu? Hayır, yani ödülü alan çocuk kesin hırs yapmıştır ama sağlıksız bir hırs. Abi o iş her zaman öyle olmaz bence ya. Yok yok. Ya şey de olmuş olabilir. Daha da içine kapanıp sikerler bu dünyayı demiş de olabilir yani. Olabilir böyle bir şey. Hayır, olabilir. Evet. Başka yorumunuz yoksa bir sonraki şeye geçiyorum. O bitti. İkizler bitti. Bizler bitti. İkizler Biz daha bitti. sıkıntılı Daha muhabbetler. sert. Daha sertteyiz şu Ben an. spoilerını almıştım. Daha sıkıntılı muhabbetler var. Çok daha sert şu an. Gerçek sıkıntıya geliyoruz. Abi sıkıntıdayız. Şu anda sıkıntıdayız. Chat şu an Chat hazırlansın. sıkıntıdayız. Chat hazırlan Sıkıntılı abi. muhabbet. Bir zamanlar en yakın arkadaşınız olan kişiyle şu an niye görüşmüyorsunuz? Konumuz bu. Efsane. Bir zamanlar en yakın arkadaşınız olan kişiyle şu anda neden görüşmüyorsunuz? Herkesin hayatında böyle bir insan var mı? Var var Öncelikle var var. benim Var. var mesela. Benim var. Var var. Herkesin mi var? Evet. Ya benim var evet ya. Sayılır yani. En yakın Sırayla değil de anlatalım o yakın zaman. arkadaşlarım vardı. Sırayla anlatalım. Zaten anlat. İsim vermek zorunda değilsin. Ne yaşadın bro? Ya benim güncelde bayağı var. Bildiğin direkt iletişimi tamamen kestim. Artık ne yapıyorlarsa yapsınlar dediğim insanlar. Ama en yakın arkadaşın diyor. Yani böyle Ama en yakın derken şimdi aranızdan su sazmış, sert. sızmayan falan bir şey düşün.
Yani kaç sene olması gerekiyor minimum? Hiç Çünkü fark öyleyse etmez. Yakın arkadaşın olması ya. lazım. Ya yakın arkadaşın mesela fazla yoktur ya, az vardır yakın arkadaşın. Onlardan var Aynen. işte mesela. Genellikle bu yayıncılıktan sonra olmaya başladı. İşte Daha önceki hayatında olmadı mı bu? hiç olmadı. Daha önceki hayatımda hiç olmadı. Son Okey. dönemlerde oldu işte. Ya o da genellikle zaten şöyle özetleyebileceğim bir şey. Yaptığı kötü şeyleri kabul etmiyor. Uyarmamıza rağmen hani bak yapma etme, arkadaşlığımız böyle zarar görüyor işte, hani konuşamıyoruz bile artık falan dememize rağmen tekrarladığı için artık bir noktadan sonra da ben de dedim ki ulan ben de anası babası değilim yani bunun. Hani bir yere kadar. Artık şey mottosunu benimsedim ben. Eğer bir insan çok fazla sıkıntı çıkarıyorsa ve seni çok rahatsız ediyorsa artık hayatında olup sana zarar vermesine gerek yoktur. Hayatından çıkartırsın, bir daha görmezsin mottosunu benimsediğim için 3-4 tane çıkardığım oldu baya son dönem aynı sebepten dolayı. Canoz. Benim şöyle yani birkaç kişi için öyle oldu. Benimki yakın. Benimki biraz şöyle oldu. Benim de hatam aslında biraz beklentiyle alakalı. Yani ben biraz fazla o insanlarla böyle yakın olmak için falan veya hep beraber bir şey yapılsın bilmem ne için fazla özen gösteriyordum. Fark etmeden de Sen biraz sanırım zaten sosyal bir çocuksun. Yani arkadaşlarınla sadece oturmayı sevmiyorsun. Farklı yerlerde yok oturmayı yok. seviyorsun. Yani aynen. Ve bir şey yaparken de mesela işte hani Evet. şöyle oturamıyor. Ben böyle atıyorum 2 gün var abi. Ben bir şey atıyorum, anladın mı? Hani o olmasa problem değil ama hani böyle bir ortalık karışıyor falan, işte o olay oluyor, bu olay oluyor. Bir de benim sıkıntılı bir dönemimde ulaşamadım çok, hani görüşememiştik falan. O muhabbetten sonra benim aram açıldı açıkçası. Benim Yani benim öyle ortaokulda oldu. olmuştu. Benimkisi çok uzun hikaye. Daha önce bir kere anlatmıştım sanırım. Akademik hırslardan dolayı arkadaşlığımıza tekme atmıştı. Kısacası. Aa, Daha bu çok ders arkadaşla. çalışmak için benle ilişkiyi bırakıp düşmanımız olan çocukla kanka olmuştu. Ben de çok hırslanmıştım. O daha sıkıntılı bir muhabbet değil mi ya? Ortalık karıştırır, Çok. kafa bulanır. Ne kadar kötü. Saçmaymış. Çok saçmaymış bu Sonra arada. ikimiz de aynı okula gittik, orası ayrı. Bir Barıştınız de mı peki, yoksa yine rival olarak hayır, kaldınız hayır. mı? Sonra ben sınıf atlayınca iyice hırs yapıldı bana karşı. Onlar altım oldu çünkü benim. Bir gün böyle toplanıp beni dövmeye geldiler. 50-60 kişi adam toplamışlar ama herhalde şeyi düşündüler. Hani sınıf atlayınca bir üst dönemin arasına katılıyorsun ya, sahiplenmediler beni diye falan düşündüler herhalde. Oysaki arkadaşlarım bayağı toplanıp böyle hayırdır lan ne oluyor lan falan olunca dayak yememiştim. Değişik, Evet. ortaokuldan liseye akan bir best friend. Best Düşmanlık friend'den serüveni. rivalry. Pokemon hikayesi gibi bildiğin böyle anime çıkar. Saçmaymış bu arada. Şey, daha başarılı Ziya olmak Ziya için. değil bu arada. Yani izlemeye gelmiş tabii çoğu. O ayrı. Yani gelenlerin çoğu. Çünkü arkadaşlar bizim okulu bilmiyorsunuz. Yani üst dönem dediğin şey dokunulmazdır. Hani ben sınıf atlamış da olsam üst dönemden adam dövdüğünü izlemek için gelen bir sürü insan vardı. Baya hani bu hikayeyi onaylayacak en az 100 kişi bulurum çünkü orada 100 kişi Ya falandık. bu arada okulun şeyiyle falan alakası yok Her yani. okulda aynıdır abi, Her kavga var diye okulda bir şey. aynıdır yani. Herkes koridora çıkar zaten yani. Tabii canım, Aynen, bir kavga oldu mu duyurulmuş bir herkes çıkar kavga. yani. Evet. Değişikmiş ya. O yaşta o kadar tribe, bence onun bir aile gazlaması var mı, hiç sordun mu? Bilmiyorum ya, vallahi bilmiyorum. Son durumu nedir? Hani Son durumu iyi. Bence büyümüş etmiş ve bu tripleri atlatmış bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani şu an karşılaşsak muhtemelen muhabbet ederiz yani. aynen Ama bence de eder. çok Abi çok yakın düşünsene. arkadaşımdı yani. Çok yakın Hala. arkadaşımdı. Hani Hala düşmanımmış. yok. Anneannemin ölümü haberini aldığımda yanımda bir o vardı. Bir de diğer en yakın arkadaşım vardı. Baya yakın. Birisi diyor ki chatten, yakmalık bu arada. 5 yılın sonunda en yakın arkadaşıma aşık olmuştum. Artık öyle bir arkadaşım yok. Abi bir gün buna yapabilir miyiz ya? Friendzone ve yok olma falan gibisinden bir Bir gün yıkıklar gecesi öyle yapalım hikayeler, bence. yıkıklar hikayeleri bulabiliriz bir Yıkıklar ara ya. gecesi. Bu çünkü yıkıklar gecesi Bu kardeşim. Kız yıkık. seni sevmemiş kardeşim. Üzgünüm. Bir de kullanma oluyor o noktada. Bak, kız erkek fark Zaten etmeksizin tamamen bir kullanma. taraf bir Erkekler tarafı böyle. seviyorsa kullanma oluyor ve sen açılamayacağını da biliyor. Biz arkadaşı sinyali veriyor devamlı sana. Açılamayacağını da bildiği için devamlı kullanıyor seni. Yani sosyal olarak sömürüyor. Kullanmak için illa paranı yemek zorunda değil ya da ne bileyim
maddi bir şeylerine çökmek zorunda değil. Yani seni sosyal olarak sömürmesi de bir çeşit kullanma aslında. Erkek de olsa, kız da olsa. Yani ego tatmini bile bu noktada bir seni sömürmesi anlamına geliyor. Evet. Gerildik. Tatsız mı? Hayır abi, evet dedi o da bana ama sonunda kötü şeyler oldu. Aldattı. Aga duble yakıyorum. Ne oluyor? Diyecektim ki adam laf ağzıma tıktı. Allah kahretsin öyle ilişkiyi. Hayır, laf ağzına tıktı ama sonra aşağı atladı bir adam falan. Böyle oldu yani. Şey yaptı, yaptı. Flip jump yaptı. Anladın mı? Cool bir şekilde. Abi çok kötü ya. Ben o tip şeylerde çok sıkıntı biliyorum, sinirleniyorum. Keşke olmasaydım şöyle bir şey. Ef. Yapmadığım bir şeyden dolayı en iyi arkadaşım üstüme iftira attı. 5 en yakın arkadaşım benimle lise 1 ve lise 2'de konuşmadılar. Hayatım o zaman bok gibiydi. Depresyona girmiştim ve gitara başladım. Elektro daha iyi hale getirdi. Velhasıl kelam, sonra olayın doğrusunu öğrendiler ama onları hayatımdan attım. Şimdi mis gibi arkadaşlarım var. Zaten hepsi Müslümcüydü, rapçiydi falan. Müslüm artık full metalci takılıyoruz. İyi ki hayatımdan çıkmışlar. Bunu yazanın nicki de James Hetfield. Oo, zaten şey ya. Hayatımda da öyle devam ediyor. Ben de abi Metallica çok seviyorum. En sevdiğim şarkı Nothing Can Matter. En sevdiğim şarkısıdır. En iyi de onu çalarım. Lisede öyle şeyler çok olmuyor mu ya? Ya ben mesela tutabildim arkadaş grubumu ama benim dağılan çok oldu. Çok çok oldu. Tanıdığım benim eski hayatımdan görüştüğüm neredeyse kimse yok. Neredeyse. Benim var ya, çok var. Ya zaten daha üniversitedeyim de. Yani liseden var yani. Aha, 1,5 sene kadar önce en yakın arkadaşım beni her yerden engelledi. Hiçbir şey yazmadan etmeden. LOL'den bile engellediğini fark ettim. Arkadaşlarımın telefonlarından aradım ama açmadı, ulaşamadım. Hala neden engellediğini bilmiyorum. İlk başlar çok üzülüyordum ama nedensizce her yerden engellemesi çok acayip bir davranıştı. Artık aşırı sinirliyim. Abi peki hiçbir rüyalarına şey giriyor mu? Bununla ilgili kabus görüyor musun? Ben çünkü görmüştüm bayağı. Üniversite döneminde bile görmüştüm konuyla ilgili kabus. Bu konuyla ilgili. O arkadaşım rüyama giriyordu yani. Allah Allah. Evet. Ben zihinde yer etmesiyle alakalı olabilir. Bir ara çok düşündüysen. Bilemiyorum. Arkadan neden noir müzikleri çalıyor? Çünkü bu ortama bu temanın uyacağını düşündük. Neyse. Yani. Başlıyorum ilk hikayeden. En yakın arkadaşınız olan kişiyle şu anda neden görüşmüyorsunuz? Geliyor. Kadından geliyor. Kadın erkek diye ayırdım burada. Bu bir kadının hikayesi. Sanki benimle konuşmak istemiyormuş gibi hissediyordum. Dur bakayım dedim, biraz yazmayayım. Aylar geçti, hala tek bir kelime duymadım ondan. Altına cevap gelmiş bir tane. Aynısını arkadaş grubuma yaptım. Ortaya şu çıktı. Meğer arkadaş grubum değillermiş. Sonra arkadaşım saymadığım insanlar dışarıya çıkmak için benimle plan yapmaya başladılar. Arkadaşım saydığım insanlarla kontağı tamamen kestim ben de. Şimdi daha iyi bir arkadaş grubum var. Abi. Yani aslında ortamda sevilmeyen piç kurusu olduğunu anladığınız durum oldu mu hiç? Abi bir de benim bir önceki olayla alakalı. Ben farkında olmadan kötülük yaptığımı hissetmeye başladım. O beni daha kötü hissettirdi falan. Ben ortamdaki yıkık senmişsin yani. Herhalde öyle, bilmiyorum. Bana oldu ya. Ama o dediği direkt şey oldu yani. Hani beni böyle, hani bir olay oluyor bana. Benle alakalı veya bir tanıdığım insanla alakalı bir olay oluyor. Ve önemli bir olay. Hani meğer sevilmiyormuşsun yani ya da. İşte ben onu algılarım. Sağlıkla alakalı bir olay. Ve bana çok alakasız insanlar... böyle hani şey falan, dıdısın dıdısı, okul proje grubumun falan bilmem nesi falan, geçmiş olsun bilmem ne, şöyle olur böyle olur, bayağı su sızmayan adam, hani böyle hiç falan, anladın mı, direkt yaşadım. Dışarı çıkmada da çok oluyor yani. En şey olduğum adam mesela üşeniyor, en alakasız adam, abi kafamı dağıtsak falan bilmem ne, hani böyle bir şey oluyor. İnsanın bir kabuk değiştirmesi gerekiyor herhalde belli vakitte, bilmiyorum. Kadını çok iyi anladım ama. Abi, abi şu an bu arada bir saniye, chat de çok sinirli. Zaza Setamol diyor ki chatteki intikam duygusunu birleştirsem hidrojen bombasına yakın bir güç çıkar diyor. Chat çok kızdı şu an. Herkes gerilmiş. Herkes kafayı yemiş şu an chatte. Aman okudumun Mehmet yok mu? Evet.
Ya bu arada grubun yıkı olmak şeyle alakalı değil bence. Farkında böyle... olmamak kötü bir de. Evet, aynen, farkına yani... varınca çok kötü hissettim. Mesela bu arkandan baya taşak geçiyorlarmış seninle falan, düşünsene. Ya işte onu bilememek kötü yani. Bende öyle bir durum var mı bilmiyorum da. Bence ben bilmiyorum. De var ya. Düşünmüyorum da. Şöyle bir şey var ama hani. Zade'de var, dur Zade'de var. Zade yıkık hikayesi anlatacak. Anlat Zade. Ben aslan. Konuş aslanım. Üç kere şöyle lisede dedim. Ben artık ne olur. Dur. Bir dakika, kim konuşacak? Sıkacağım. Can Bey lütfen rica ediyorum. Benim kafamda ben cümle kurmaya çalışırken düşünüyorum. Sıkıntı oldu. Özür diliyorum. Evet, buyurun Zade Bey, sizdeyiz. Abi lisede kızlar böyle durmadan geliyor, benimle konuşuyor işte. Ben gelince gülümsüyorlar falan, diyorum ki Allah Allah, ben bayağı karizmatiyim demek ki falan. Kızlar benimle konuşmaktan hoşlanıyor. Yürüyüşüm falan değişti değil mi? Evet, böyle birazcık daha işte cool falan yürüyüm falan yaptım. İşte kızlar benimle konuşmaya devam etti bayağı falan. Ediyoruz böyle, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama durmadan da şey soruluyor. Ya Barış, Instagram'da birinin hesabını şey yapabiliyor musun? Ya Barış, Facebook hesabı bilmem ne. Ama goy goy da yapıyoruz. Arada durmadan ama şey soruluyor. Sanki ben hackermışım da. İşte hesap mı patlatıyormuşsun sen? Öyle. Hayallerimde bilgisayarla çok uğraşıyorum ya. Ben hackermişim gören. Benle yakınlar böyle ama hep alttan sana hesaplamam. MSN işte şunu yapabiliyor musun, bunu yapabiliyor musun? Dedim ki ya ben sadece oyun oynuyorum. O günden sonra hiçbir kız benimle konuşmadı. Ve şok oldum. Dedim ki vay anasını sikeyim böyle işim ben. Hani böyle şey zannediyorlar değil mi? Bilgisayar laboratuvarında böyle takara tukara şakara bir şeyler yapıyorsun böyle zannediyorlar. Evet abi. Bilgisayarlarla kadar boku biliyor. Ya abi, aklıma şey geldi. Biz öğlen arası masaüstü FRP oynuyorduk lise dönemi. Bir tane çok çalışkan bir kız. Öğlen araları da ders çalışıyordu. Ciddi manada zar atıyorsun ya onda. Bayağı zar atıyorum böyle 20-100 zar falan. Evet, bir tane kız bizi ciddili okulda kumar oynuyoruz diye müdüre şikayet etmişti. Aynen. O bizim de okulda oldu bu arada. Ya öyle bir seviyeye geldik ki müdürle anlattık, işte bayağı anlattık. Adama cüce savaşçı çar açacaktım yani. O kadar ilerledi. Adama bayağı kurallarını falan anlatmaya başladık. Tamam evladım, tamam. Oynayın amına koyayım falan yaptı. Peki benim kafamda şey oluştu bu arada kız hakkında. Böyle no fun falan bir kız mı? Böyle... No fun abi. No fun. O kız, o kız nereye kazandı? Abi nereye kazandı bilmiyorum ama. Muhasebeci oldu o kız, onu biliyorum. Çok mutlu bir hayat olduğunu eminim. Hayır, gerçekten biliyor musun yoksa tahmin mi ediyorsun? Yok biliyorum, yok biliyorum, ha, biliyorum. Okay. Muhasebeci oldu kız. İnşallah iyi bir hayat vardır. İnşallah. Bir Mehmet Yepe diyor ki, ortaokulda sınıfta sol duvar köşede yalnız takılıp uyuyan tiplerden birisiydim. Bir gün sınıfta bir olay yaşandı, tam olarak hatırlayamıyorum ama çalıntı eşya olayı olmuştu. Ben teneffüs zamanı dışarı çıktığım zaman... Sınıfa girdiğimde önümde sınıf hocamız olan İnkılap Bilgisi hocamızın beni yanına çağırıp bana bağırmaya başladı. Meğersem çantamdan eşyalar çıkmıştı ve bu eşyaların kime ait olduğunu bilmiyorum. Ama inkar etmeme rağmen ceza olarak kızlar tuvaletini temizlemek zorunda kaldım. Anlatım bozuklukları var ama bir şeyler çalınıp adamın çantaya zulalayıp adamı şikayet edip sikertmişler. Bu çok kötü bir şey ya. Bayağı sınıfın taşak olanıymış bu arada bu yani. Evet evet. Bully'lemişler direkt. Kötü bayağı kötü bully bu sen yani. De, evet, sen de hiç pasif kalmışsın kanka. Adamlar eğlence aramış yani. Kötü insanlar. Yapacak bir şey yok. Bu çok insan oluyordur. Hani bir bok oldu. Ulan bu sessiz piç yapmıştır kesin. Oha, bu çok sert. Engin Usta. Oha. Bir arkadaşım doğum günü partisinde annemler geliyor dağılalım diyerek partiyi dağıtmıştı. Sonradan fotoğraflarını gördüm. Beni göndermek için dağılıyor gibi yapmış. Sonra geri toplanmışlar. Ananı sikeyim. Çok kötü oldum şu an. Çok kötü oldum. Bu çocuk kendi kendini mi davet ettirmiş peki? Ben öyle bir şey sevmiştim. Bunu en başında söylemezlerdi yoksa çünkü. Ya da annesi çocuğu çok seviyor. İşte Mustafa'yı da çağırmıyor musunuz ya falan gibisinden böyle bir şey mi olmuş acaba? Oğlum bir dakika, çok kötü oldum ben, çok. Aa, canım yandı çok lan. Fena. Kalbim kırıldı benim. Hayır hayır, çağırmışlardı diyor abi, çok. Ben maskemi takıyorum. Oğlum kızardım lan, kızardım mı? Şu an var ya, çok kötü hissediyorum. Niye böyle kötü kötü yaptılar sana, Engin mi? Bir şey mi yaptın oğlum, ne gerek var yani? Annenin şikayet kafama sıkasın. Ya abi düşünsene. Abi bir doğum gününe çağrılmamak en çok üzen şey değil mi o yaşlarda ya gerçekten?
Of, oğlum çok daha kötü. Kötüsü işte çağrılmış sonra demiş ki çağrılıp... daha adam gitmiş bakmış parti devam ediyor ve daha vahşi devam ediyor parti. Oğlum bu çıkınca herkes üstünü çıkarıp sevişmeye başlamış, anladın mı? Krem şantiler çıkmış adam gittiği zaman bir anda orada. Ya ben anlamıyorum, bazı insanlar harbiden kötü insanlar yani, böyle gereksiz bir insana kilitlenir ya bazı grupta insanlar. Vay mesela be. Bizim de buna yakın bir şey yapmışlığımız var yani. Bir sıkıntılı bir durum, ortam atıyorum neşeli değil. Abi çok çirkin ya. Sıkıntılı bir durumu başkasına yükleyip hani böyle uzadığımız olmuştu da çağırıp, kovup başkalarını çağırmak abartı yani Engin. Abi Fur Blood'dan bir hikaye. Bu sene yaşadım, yazın tadını çıkaralım diye her gün dışarıda geceliyorduk. Zaman geçti, üniversitenin ilk döneminin sonlarına geliyoruz. Her gün takıldığımız arkadaşlar Instagram hikayesinde her gün buluştuklarını gördüm. Bilin bakalım orada kim yok? Ben. Doğum günümü bilmelerine rağmen kutlamayıp ertesi gün üzülmesin der gibi kutlamışlardı. Ya bunlar oluyor abi. Abi bir şey diyeceğim ciddi yani. Ben bu insanlar gerçekten sadece kötü mü, yoksa bu ortama çağrılmayan insanlar anlamadan bir şey mi yapıyor? Yani içlerinden birinin kız arkadaşına bir şey mi dedin, yoksa bunlar harbiden kanka, böyle kötü mü yani? Sarmıyor yani bence. Neyse. Söyle. Ben hiç şaşırmıyorum. Niye söylemedin? O sarılmadı. Gelme de yani. Ben yemin ediyorum böyle bir şey hiç yapmadım. Bak şunu dediğimi hatırlıyorum. Adama direkt gidip ya sen gelmesen daha mı iyi olur dediğimi hatırlıyorum. Çünkü ya bu o kadar açık süreli... olmak da zor be. Ama zor abi olma. Bu kısa süreli tak diye şok etkisi vuruyorsun. Aha yapıyor geçiyor. Öbür türlüsü uzun ama gitgide artan bir üzüntü. Bundansa bak, ani kısa üzüntüyü çakıp geçecek. O durumda kimse kötü adam olmak istemiyor. Çünkü birinin onu söylemesi lazım. Kimse kötü adam olmak istemiyor ve hiçbiri, daha yeni üniversitenin ilk senesi diyor ya, hiçbiri nokta noktayı gruptan atan adam olmak da istemiyor aynı zamanda. Kanka, oğlum bak biz Almanya'dayken, bak bir dakika çok basit bir anekdot anlatacağım. Biz Almanya'dayken kurstan bir kızla rastgele karşılaştık tramvayda. Ne yapıyorsunuz dedi, partiye gidiyoruz dedik. Konuştuk, sonra başka havadan sudan konuştuk. Abi kız bizimle yürümeye devam ediyor, tamam mı? Biz de diyoruz ki acaba yakında mı oturuyor? Abi kız bizimle şey partiye geldi. Kadar geldi. Hiçbir şey söylemedin tabii ki de. Ne diyeceksin? Ama yani ben de geleyim mi falan filan demedi. Geldi yani. Nasıl diyeceksin? Bu da diyeceksin? Kötü ki. Ama nasıl diyeceksin ki? Ama geldi abi o kız yani. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Belli istemiyorsun işte, gelme. Beni de sevecek, sevmeyeceğiz. Siktir git işte ya Allah Allah. Sonra şey böyle kötü ama. Ama demedi yani, ben de gelebilir miyim falan demedi. Biz böyle hani her dakika şey diyoruz, tamam mı? Çünkü partinin olduğu yerin yanında öğrenci yurdu vardı. Ben her yani son saniye kadar diyorum ki ya herhalde burada hani uzay mekiğinin parçası gibi split olacak abi. Bir binaya girecek hani, evi odası orada falan. Yok abi hani geldi, partiye kadar geldi. Sik gibi kaldık biz de. Abi öbür türlü de bak Can'ın dediği şey var ya, kimse kötü adam olmak istemiyor. Evet işte. Grup olarak kötü oluyorsunuz. Bir baba yiğit çıksın ben kötüyüm ya desem. Ama ben kötü olayım. Şey diyeceğim, o adam kötü adam olmak zorunda değil abi. Bu çok oluyor. Yani adam aynen. Birazcık böyle uyum sağlayamıyordu ya abi. Adamı ittikçe adam daha da weirdlaşıyor falan filan. Bence çoğu insan hani görmüştür, anladın mı? Adam halbuki bir şey yok. Ortama giremediği için daha da weirdlaşıyor o tip insan. Bence o ikisi farklı Ahmet abi dediğiyle. O direkt... manasız yani. Çağrılmadığın yere ne gidiyorsun? Kız çirkin miydi? Yok değildi. Abi bunun çirkinlikle güzellikle alakası yok ki. Güzelse gelsin ağzımıza seçsin o zaman, öyle bir yapışkan şey. Yapışkan her yer yapışkan yani. Devam ki. Devam ediyorum abi. Eski arkadaşıyla neden artık görüşmüyor hikayesinde çok sert bir giriş var. Hazır mıyız? Hazırım. Odaya girdiğimde eski sevgilimi sikiyordu. Ama karma güzel bir şey. Diz kapağını patlattı ve hayalini kurduğu spor kariyerini peşleyemeyecek. Ben de bir ton kilo verdim. Hayatımda yeni bir kız var. Ben gidiyorum. Bir şey diyeceğim. Tatsız olmuş ama reis kendini bırakmamış abi. Helal olsun. Bırakma kendini. Ama adamın gidişi çok iyi değil mi? Odaya girdiğimde kız arkadaşımı sikiyor. Direkt hikayeyi çakmış, hiç böyle. O gün çok kötüydü. Hiç yavaş işte. İngilizce'de de böyle yazmış yani. Ya my now ex-girlfriend diye yazmış da onu Türkçe'ye nasıl çevireyim ben? Yani eski kız arkadaşını patlatıyormuş abi odaya girdiğinde.
Yani, dolandırmadan söylemiş ya. Şeyi düşünsene harbiden en yakın arkadaşın ha. Hani bir de bu öyle bir başlığı evet. Var bunun. Best friend. Tabii en yakın şey arkadaş. Ya. Bir daha olmaz ki. Ben kendim düşünüyorum. Benim var bir tane Berk kardeşim. 17 senelik arkadaşım. Yani ya katil olurum ya da atlatamam diye. Bu alkış kimeydi? Şeye abi, değil mi? Soruyla beraber gelmiş de. Çok saçma ya. Konuyla alakası yok. O yüzden cevaplamayacağım. Konuyla alakası olmayan şeylere bu yayında cevap vermiyorum abi. Teşekkür ederim Kale. Evet. Peki bu sahneyi hipnoz gibi yöntemlerle falan beyninizden silmeye çalışır mıydınız? Hayır abi. Hayır ya. Başka hayatının sonuna kadar tecrübe olarak bunu cepler misin yani? Abi başıma böyle kötü bir şey gelmiş. Ceplerim. Yapabileceğim tek bir şey var, tecrübelenmek. Aynen. Reis basmış, valla o enerjiyi başka şeye döndürmek lazım, manyak yani olursun. Adam o sinirle zaten vücudu sıcaklaşmış, yağlarını şey erimiş, paslanmış adam yani. Öbür elemanın dizi paket oldu ya, o olmasaydı bu daha kötü olurdu bu çocuk. Evet. Bak ben öyle evet. Düşünüyorum. Kesin orada bir siniri boşalmış, ilahi adalete falan inanmış, böyle bir hayatını devam ettirmiş. Kesin o basmadan önce dizi şey olmuştu. Abi bir hikaye var. Sevgilim biraz kiloluydu. Kafede en yakın arkadaşımla oturup kız arkadaşım hakkında konuşurken birden amına kodumun şişkosuyla ne işim var amına koyayım senin iki katın demişti. Dayanamayıp ağzının ortasına vurup mekandan koşarak kaçtım. Çirkin. Çirkin. Olay çirkin. Geçmiş, geçmemiş belli. Olay çirkin. Arkadaşın yani. Çirkin. Arkadaşın kötü bir insanmış. İyi etmişsin. Amına koyayım etmiş. Öyle arkadaşım. Vurmasaydın iyiydi de. Evet bu hikaye bir kadından. Hazır mısınız? Bu alengili bir hikaye. Evet kulağımı verdim. Biraz Peter Baelish tarzı bir şeyler. Hazır olun, hazır olun. Sanırım bunu hak ettim. Yakın bir kız arkadaşımı yakın bir erkek arkadaşımla eşleştirdim. Çıkmaya başladılar. Sonra çocuk kızı aldatmaya başladı. Kankası olduğum için bunu bana anlatabileceğini düşündü sanırım. Ama tabii kız da yakın arkadaşım. Ne yapacağıma karar verirken eskiden aldatılmış biri olduğumu ve yaşadıklarımı da hesaba katarak gidip kıza söyledim. Helal. Sonra kız çocukla yüzleşti. Çocuğun cevabı da o karıya kulak asma, bizi kıskanıyor. Senle beni bir araya getirmesindeki amaç da bana daha fazla yaklaşabilmekti zaten falan oldu. Kız çocuğa inandı. Bir de üstüne tüm arkadaş grubumuz bu yalana inandı. Sanırım bu olayın etkilerini hala atlatamadım. Combo şey duble master combo sikiş olmuş. Combo duble master bu büyük ihtimalle hayatına başka bir ülkede devam etmiştir bu kız. Düşünsene herkes şeye inanıyor. Çöpçatanlık yapıp iki kişiyi birleştiriyorsun. Diyorlar ki aslında o erkeğin sikinin üstüne oturmak için yaptı bunu. Falan yapıyorlar böyle. Ve herkes yani şey diyor okey bu daha mantıklı. Herkes buna inanıyor bir de. Kaos bir merdivendi. Şey adamın merdivenden iyi çıkmış bu arada yani. Bu kızı sevmiyorlar. Çok net bu. İstenmeyenmiş bu kızı ortamda ya. Ya bu buna evet, evet. İnanmak mı istemişler?